Bu videoda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 işlemini nasıl yapabileceğimizi öğreneceğiz. İsterseniz bu kesirleri görselleştirerek başlayabiliriz. 1 bölü 2'yi bu şekilde çizebiliriz, öyle değil mi? Bu bir tamsa, 2'ye böldüğümde elde ettiğim parçaların her biri 1 bölü 2, yani 1 yarım olur. 1 bölü 2'lerden bir tanesini yeşile boyadım, çünkü işlemde bu 1 bölü 2'lerden sadece bir tanesini kullanacağız. İşlem 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü de bu şekilde çizebiliriz. Bu da bir tam ve bir tamı 3 eşit parçaya bölersem parçalardan her biri 3'te 1 yani 1 bölü 3 olur. Şimdi işlem aslında buradaki griimsi kutuyu yeşil kutudan çıkarmak. Peki bunu yapınca geriye kalanı matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Hatta size bir ipucu da vereyim. İşlemi yapmak için 1 bölü 2 ve 1 bölü 3'ü farklı bir payda kullanarak ifade etmeyi deneyin. Şimdi birlikte yapalım mı? İpucu olarak da söylediğim gibi bu işlemi yapmak için bu iki kesrin paydalarını eşitlememiz gerekecek. Evet bu kesirlerin ikisini de aynı paydayı kullanarak ifade edebilir isem işlemi yapmak çok ama çok kolay olacak. Payda eşitlemek için 2 ve 3'ün en küçük ortak katının ne olduğunu bulmam lazım. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı 6'dır öyle değil mi? Ortak paydanın 6 olması demek bu kesirlerin ikisinin paydasını da 6'ya eşit demek. Bir başka deyişle kesirlerin ikisini de 6'da 1'lerle ifade etmek demektir. Peki bunu nasıl yapacağız? 1 bölü 2'nin paydasındaki 2'yi 6'ya eşitlemek için 2'yi 3 ile çarpmak gerekir. Öyle değil mi? Böylece payda 6 olur. Ama kesrin değerinin değişmemesi için payın da 3 ile çarpılması gerekir. Evet, bir kesrin hem payını hem de paydasını aynı sayı ile çarparsak değerini değiştirmemiş oluruz. Şekil üzerinde de görelim. Bakın, bu 2 eşit parçanın her birini 3 eşit parça bölersek toplam olarak 6 eşit parça elde etmiş olur. Yani bu tamı 6'ya bölmüş oluruz öyle değil mi? Paydayı 3 ile çarpınca da tam olarak bunu yapmış oluyoruz aslında. Bunu yapınca burada yeşille boyalı alanın da artık 3 eşit parçaya bölündüğünü görüyorsunuz değil mi? Bu da buradaki 1 bölü 2'nin 3 bölü 6'ya eşit olması anlamına gelir. Aynı şeyi bu kesir içinde yapabiliriz. 1 bölü 3'ün paydasını 6 yapmak için 3'ü 2 ile çarpmamız gerekir. Bu durumda payı da 2 ile çarpacağız. Böylece kesrin değeri değişmemiş olacak. Gelin bunu da şekil üzerinde görelim. 3 eşit parçanın her birini 2 eşit parçaya ayırdığımızda toplam 6 eşit parça elde ederiz. Aynen burada olduğu gibi. Buradaki parçalardan biri artık 2 parça. O halde 1 bölü 3 de 2 bölü 6'ya eşittir. İşlemi de baştan yazalım. 1 bölü 2, 3 bölü 6'ya eşit. Eksi 1 bölü 3 de 2 bölü 6'ya eşit. Bu işlemin sonucu nedir? Elimde bir şeyden 3 tane varsa ve bundan 2 tanesini bir kenara ayırırsam geriye 1 tane kalır öyle değil mi? Bu da sonucun 1 bölü 6 olduğu anlamına gelir. İsterseniz işlemin sonucunu da şekil üzerinde görelim. Buradaki 3 yeşil parçadan buradaki 2 grimsi parçayı çıkarırsak geriye 1 parça kalır. 6 eşit parçadan bir tanesi, yani 1 bölü 6.